Geçtiğimiz hafta Tohum Otizm Vakfı'nın başarılı isimleriyle yaptığımız kapak çekiminden çok özel görüntüleri getirmiştik ekranlarınıza. Şimdi de bu başarılı kadınların bu yıl otizmli çocuklar için 15.sini düzenlediği yılbaşı alışveriş festivalinden keyifli görüntüler taşıyoruz ekranlarınıza. Gerçekleşen festivalden elde edilen tüm gelir otizmli çocukların gelişim ve eğitimi için harcanacak. İzleyelim. Otizmli bireyler yararına her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali, geçtiğimiz hafta Galataport'ta bulunan Paket Postanesi'nde düzenlendi. Tohum Otizm Vakfı Başkanı Mine Narin kameralarımıza festivalle ilgili şunları söyledi. 15 senedir kaynak yaratmak için organize ettiğimiz en önemli gelir kaynağımız olan etkinliklerimizden biri. Biz de yaklaşık 90-100 firma getirdik ekstradan. Burada yapılan alışverişin de geliri tamamen otizmli çocukların eğitimine, Tohum Otizm Vakfı'nın yaptığı uluslararası ve ulusal tüm projelere, öğretmen eğitimlerine, öğrenci eğitimlerine, anne baba eğitimlerine ve sınıf açmaya gidecek. Gönlümüz istiyor ki bütün çocuklara ulaşabilirim, bütün öğretmenlere, bütün anne babalara ulaşabilirim. Ama bunların hepsi bizim yaratabileceğimiz kaynaklarla sınırlı. İşte bu da kaynak yaratma etkinliklerimizden biri. Galataport İstanbul Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bali, bu yılki festivalle ilgili bakın kameralarımıza neler söyledi. Bugüne kadar çok sayıda konser, festival, etkinlik gerçekleştirdik ama bunlardan en anlamlısının Tohum Otizm Yılbaşı Alışveriş Festivali olduğunu düşünüyorum. Otizmli çocuklara umut olmak için kurulduğu günden beri birçok etkinlik düzenleyen Tohum Otizm Derneği'nin alışveriş şenliği çok sayıda ismi ağırladı. Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, alışveriş festivalinin gelişimini kameralarımıza anlattı. 2001'de bu işe ilk adımımızı atarken Mine ile birlikte bugünlere geleceğimizi hayal bile etmemiştik. Küçük bir kermesle başladı. İnanılmaz büyük ve şahane bir alışveriş festivaline döndü. O yüzden tabii çok mutluyuz, çok heyecanlıyız. Bizim için çok özel bir duygu. Aynı anda böyle bir özel duyguya ortak olduğumuz için, yani markamızın böyle faydalı bir konuya yardımcı olduğu için hani biz de en az otizmli çocuklar kadar kendimizi özel hissediyoruz. Bu yıl 15.sı düzenlenen Yılbaşı Alışveriş Festivali'ne 100'e yakın marka katıldı ve ziyaretçiler tarafından ücretsiz olarak ziyaret edildi. Daha yeni başladık. Bugün ilk günümüz. 3 gün sürecek. Sabah 10'dan akşam 10'a kadar devam edecek. 100'e yakın firmamız var. Artık 15. senemiz. Markalaştık. Heyecanlıyız. Çok zevkle, keyifle yapıyoruz. Gitgide de daha profesyonel olduğumuzu düşünüyorum. Bir defa bir hem sosyal etkinlik oluşturuyor, hem ekonomi anlamında bir canlandırma sağlıyor. Özellikle çok sevindirici olan durum otizm konusunda sağlanacak olan katkı gerçekten takdire şayan, çok mükemmel. Alışveriş şenliğinde görev alan Tohum Otizm Vakfı Sosyal Komite üyesi Nilben Türk Uyguner, festivalle ilgili ayrı bir heyecan yaşadığını söyledi. Tabii ki bizler çok heyecanlıyız çünkü buradan gelen gelirin hepsi burslu öğrencilerimize ve okulumuza aktarılacaktır. Benim de burada çok ünlü cemiyet hayatının ünlü isimlerinin bizlere yapmış olduğu yılbaşı sepetleri var. Bu sepetlerin satışları da destekçilerimiz tarafından karşılanacak ve bütün geliri de Tohum Otizm Vakfı Okulu'nun burs alan öğrencilerine aktarılacaktır. Tohum Otizm Vakfı, otizmli çocukların eğitimine ve gelişimine kaynak sağlamak amacıyla yaklaşık 20 yıldır çok farklı alanlarda etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Her yıl maraton koşuyoruz biliyorsunuz bütün komite olarak ve pek çok destekçimiz olarak. Hem sporda, hem sanatta, hem eğlencede, hem alışverişte değişik kollarda yarattığımız projelerle otizmli çocuklarımıza gelir yaratmaya, onlara kaynak yaratmaya devam ediyoruz.
3 gün boyunca kapıları açık olan alışveriş festivalinde birbirinden farklı markalar ürünlerini sergileme fırsatı buldu ve festivalle ilgili bakın kameralarımıza neler söylediler. Böylesine duyarlı bir projenin içerisinde olmaktan dolayı çok çok mutluyuz. Tüm çocuklarımız bizim için çok değerli. Otizmli çocuklarımız çok çok daha fazla değerli ve onlar için bir noktada buluşup bir destek olmamız bizi çok çok mutlu etti. Çok memnun oldum böyle bir şeyin parçası olduğuma. Bu sene ilk ama uzun zamandır ben takip ediyordum ve bu sene kısmet oldu. Çok mutluyum parçası olduğum için. Çok mutluyuz. En azından farkındalık yaratmak adına, farkındalık yarattıktan sonra da fayda sağlamak adına burada bulunduğumuz için çok şanslı hissediyoruz kendimizi. Biz de Tohum Otizm Vakfı'nın 15.si olan bu kermese ilk defa katılıyoruz. Biz de bir dokunabilirsek bu çocuklarımız için, onlara faydalı olabilirsek ne mutlu. Biz de her sene katılıyoruz bu vakfın eventine. Mutluyuz böyle bir şeye katkıda bulunduğumuz için. Umarım herkes bol bol satışlar yapar ve vakfın geliri de böylelikle artmış olur.